Kanalımdan ve bahçemden herkese merhabalar. Bugün sizlere çok farklı bir yaprak saklama yöntemi göstermek istiyorum. Haşlama derdi olmadan, tuza basma derdi olmadan kuru bir şekilde yapraklarımızı nasıl saklarız onu göstermek istiyorum. İlk olarak üzüm asmamdan yapraklarımı toplayarak tarifimize başlayalım. Evet, dalından taze yapraklarımı kopartıyorum ve bir poşete dolduruyorum. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir yaprak topladım. Yaklaşık 2 kiloya yakın yaprağım var. Hepsini aynı boy olacak şekilde ardı ardı alarak demet haline getiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi demet haline getirdim. Son yapraklarımı da dizerek demet işini bitiriyorum. Bu yapraklardan iki farklı saklama yöntemi göstermek istiyorum size. Evet, yaprakların hepsini demet haline getirdim. Kuru bir şekilde saklamak istiyorum. Streç filmi serdim üzerine. Bir seferlik yaprak saracak kadar yaprağı üzerine alıyorum. Ve sıkı sıkı rulo yaparak hava almayacak şekilde streç film ile kapatıyorum. Bu şekilde direkt buzluğa atacağız. Kenarlarını da hava almayacak şekilde kapattıktan sonra direkt buzluğa atalım. İhtiyaç zamanı çıkartarak dilediğiniz şekilde sarmanızı yapabilirsiniz. Evet, ben biraz daha yapmak istiyorum. Bir sefer sarabileceğim kadar yaprağı streç film üzerine alıyorum ve sıkı sıkı hava almayacak şekilde büyük bir rulo haline sararak en son streç filmle kenarlarını da kapatarak buzluğa atıyorum. Evet, yapraklarımı hazırladım ve buzluğa kaldırıyorum. 3 seferlik yaprak saklama yöntemiyle buzluğa yapraklarımı attım. Bir tanesini buzluktan çıkardım önceden. 15-20 dakikada yapraklarımın buzu çözüldü. Hiç haşlamadan direkt buzluktan çıkartarak yapraklarımızı saracağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Evet, iş harcını koyarak yapraklarımı sarıyorum. Hiç haşlamadan direkt buzluğa attım. Buzu çözüldükten sonra yaprakları direkt sarıyoruz. Ne tuza basıyoruz ne de haşlama yapıyoruz. Bu yöntemle gayet kolay oluyor ve de lezzetli oluyor. Evet, hızlı bir şekilde kalan yapraklarımı da aynı yöntemle sararak sarmamı bitiriyorum.
Evet, yapraklarımın hepsini sardım. Gördüğünüz gibi uygun bir tencereye dizerek alıyorum. Rengi de haşlamadığımız için daha yeşil oluyor. Ve daha lezzetli oluyor sarması. Bol ekşili. Yaprağı haşlamadığımız için suyuna gitmiyor vitamini. Bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum sarmanın üzerine. 1,5 su bardağı da soğuk su gezdirerek kapağını kapatıyorum. İlk aşamada kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonra altını kısarak yaklaşık 30 dakika kendi halinde pişirmeyi bırakıyorum, suyu azalana kadar. Evet, kontrol ediyorum tabağı aldıktan sonra. Gayet güzel pişmiş. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirerek 1-5 dakika daha pişirmeyi bırakıyorum. Limon sıkmanıza gerek yok. Yaprağı haşlamadığımız için ekşisi içinde oluyor. Evet, altını kapatıyorum ve artık sarmamız ikrama ve yemeğe hazır. Bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim, bu yöntemle yaprak sarması yapmanıza. Daha ekşili ve lezzetli bir sarma oldu. Evet, ben ikinci saklama yöntemini de göstermek istiyorum. Yapraklarımı sıcak suya atarak yumuşayana kadar haşlıyorum. Bu yöntemi yıllardan beri yaparım. Elimin altında her zaman hazır yaprak sarması oluyor bu yöntemle. İçindeki pirinci de asla kırılmıyor. Çok lezzetli oluyor. Eğer vaktim varsa bu şekilde sararak buzluğa atıyorum. Eğer vaktiniz yoksa diğer türlü de atabilirsiniz. Burada 1 kilo kuru soğan var. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Evet, son kuru soğanlarımı da doğradıktan sonra büyük bir tencereye alıyorum. Evet, yapraklarımı kontrol ediyorum. Yumuşadıktan sonra sudan çıkartarak uygun bir tepsiye alıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Doğradığım soğanların üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık bir su bardağına yakın zeytinyağı kullandım. Tencerenin kapağını kapatarak kendi halinde kavrulmaya bırakıyorum ilk aşamada. Daha sonra kapağını açarak karıştırıyorum. Ve kapağını kapatmadan kendi halinde kontrollü bir şekilde kokusu çıkana kadar kavurmaya bırakıyorum. Evet, mis gibi soğan kokusu geldikten sonra üzerine 4 su bardağı yıkanmış pirinç, 1,5 su bardağı yıkanmış bulguru alıyorum. İki buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve sürekli karıştırarak pirincim topak olana kadar kavuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi topaklaşmaya başladı. Yeteri kadar kavruldu.
Üzerine bir su bardağı soğuk su gezdiriyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Ve kapağını ve altını kapatarak bir 5 dakika kendi halinde demlenmeyi bırakıyorum. Demlenen iş harcıma bir demet doğranmış dereotu, maydanoz, taze nane ve istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben kuru nane, karabiber ve pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Evet, yapraklarımız soğudu. Düz bir zemine sererek iş harç koyuyorum ve kenarlarını kapatarak sarmamı sarıyorum. Tüm yapraklarım ve iş harcım bitene kadar aynı yöntemle sarmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yapraklarımın hepsini sardım gördüğünüz gibi. Hepsi hazır artık. Bir streç filmin üzerine bir yemeklik olacak şekilde, bir tencere olacak şekilde alıyorum. İki sıra halinde. Ve kenarlarından kapatarak sıkıca streç filmde hava almayacak şekilde sarıyorum birkaç sefer. Ve bu şekilde paket halinde buzluğa atıyorum. Hem az yer kaplıyor buzlukta bu şekilde vakumlama olmadığı için, hem de daha pratik olduğu için genelde streç filmle sararak buzluğa atıyorum sarmalarımı. Ve bu yöntemle de asla içindeki pirinç kırılmıyor, parçalanmıyor kavurduğumuz için. Yıllardan beri bu yöntemi deneyerek buzluğa atıyorum ve çıkartarak buzlu bir şekilde pişiriyorum. Herkes çok beğeniyor tadını. Herkese tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.